Ama evet, bununla ilgili de senin çok ciddi anlamda çalışmaların oldu. Kitaplarında da zaten mevcut. İzleyicileriniz bu kitaplara sahip olabilirler mi hocam? Nasıl sahip Tabii olabilirler? tabii. Bitkisel. Yani var mı internet Tabii sayfanızda bu tabii. kitapların açılımı? Çünkü Tabii. sevgili izleyenler, hocamız böyle resimleriyle birlikte böyle şuradan Çok göstermek iyi ya. istiyorum. Dereotu şurada. Ben kendim Dereotunun prensiyle. özellikleri. 7000 bitki fotoğrafı kendim çektim. 12 yıl fotoğraf çıktı. Bravo Öyle size. Mi? 7000 Ne kadar bitki. zamanda tamamladınız? Profesyonel. 27 yıl. Almanya'da da çok ciddi anlamda Düşünebiliyor çalışmalar. musun? 27 27 yıl ama yıl. Evet. 27 yılda 7 defa yeniden yazdım. Aman Tanrım. Bu buradaki mesela bitkilerin birleşimindeki etken madde, bu etken madde nasıl etki yapar? Onları bir de araştırırlar. Klinik Aynen, araştırmalar, aynen, aynen. Buradan yazılmaz zaten. Tabii tabii çemen otu diyor mesela. Burada farklı terimler var. İşte boy otu, buy otu, Tunus baklası, o kadar Tomines, çok otlar var ki o kadar, aynen o kadar çok detaylı araştırmalar yapıyorsunuz tabii, ki tabii. hocam. Bunları nasıl keşfediyorsunuz ya da nasıl Tabii tabii. Şimdi şöyle. Mesela ciddi bir ben çalışma 29 çünkü. yıl Almanya'da kaldım. Evet. Mesela herhangi bir bitkiyi araştırmaya başladığında o bitki botanik bahçede yetişiyorsa fotoğrafını çekiyoruz. Kütüphanelerde bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Şimdi bir de araştırarak. Evet, bütün Avrupa'daki tıbbın Avrupa tıbbının evet. temeli İbn Sina'ya dayanır. Mesela onlar evet. İbn Sina'nın eserlerini Latince'ye çevirmişler ve üniversitelerde 347 yıl ders kitabı olarak okutmuşlar Avrupalılar. İbn Sina'nın kitaplarını. Fakat tabii ilk arabasını icat eden birsek Mercedes'i yapan da onlar. Doğru. Onlar almış, ilerletmiş, geliştirmiş. Bugün sadece Almanya, bütün Avrupa'da üretilen bitkisel ilaçların %45'ini üretir. Ve Almanya'da mesela örnek olarak eczanelerde satılan ilaçların %80'i bitkiseldir, kimyasal değil. %80'i. Doktorlar kimyasal ilaç vermez. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan yazmaz. Bitkisel yazar. Evet. Yani orada hemen hemen her doktor aynı zamanda fitoterapi uzmanı. Fitoterapi yani bitkisel tedavi uzmanı. Olmayan doktora hastalar gitmez. Bilinçli hastalar. Çok güzel. Hayır, antibiyotik yazıyor ben buna evet. gitmem derler. Halk evet. arasında itibar etmezler. Fitoterapi olmayan doktorlar boyunhanesini kapatır gider. Hocam siz uzun yıllar Almanya'da yaşadınız, Almanya'da kaldınız, Almanya'da araştırmalar yaptınız, kitaplar yazdınız. Uzun uzun yıllar sonucunda bu kitaplar ne derler, bilgi dağarcığı şeklinde dönüştü. Kitap halinde toplandı. Türkiye'deki sistemle Almanya'daki sistemi değerlendirdiğiniz zaman alternatif tıp üzerinde ne derece sağlıklı çalışmalar yapılıyor? Başarılı Türkiye'de çalışmalar 5-6 yapıyor. Yıldır güzel çalışmalar oluyor ama... Bir iki kişi buraya çomak sokar gibi yani fitoterapi yani bitkisel tedavi konusunda yanlış yaptılar. Bitkisel üretiyoruz diye kimyasal ürettiler. İsim vermeyelim. İsim vermeyelim. Evet. Yani bunların üretmiş olduğu kimyasallarla insanlar zehirlendi. Evet. İnternete girince bakınca görürler zaten. Mesela bir firma hakkında binlerce şikayet var. 5 yıl insanları zehirledi. Ondan sonra bir kanun çıktı şimdi Türkiye'de. Hocam bununla ilgili SMS'lerimiz geliyor. Hiç, onları da okuyacağım. Buyurun. Hiç olmayacak bir yeni bir kanun çıktı. Hapis cezası. Hapis cezası insanları zehirlenebilir. İnsanları tedavi edene hapis cezası olur mu? Şimdi Türkiye'de ben şunu tedavi ettim, ben bunu tedavi ettim. Bitkilere demek yasak. Doğru. Alman söyleyebilir, Fransız söyleyebilir, İngiliz söyleyebilir, Amerikalı söyleyebilir, Çinli söyleyebilir. Türk söyleyemez. Türkiye yasak. Ama o da işte merdiven altı çok ürünler olduğu için hocam yani Anladım. Kadın olsun erkeği olsun değil mi Sadegül ablacığım? O kadar büyük bütçeler yani, ayırıyoruz. Yanlış için. Bilinçlendirenler oluyor. Tabii. Yanlış herkes, yapanı ayıklamak lazım. İşte onu ayıklayamadıkları i̇şte bunun, için değil mi? Bunun anahtarı nerede? Klinik araştırmaları yapılan ürünleri Bak, alacaksınız sevgili izleyenler. Kitaplar burada, Kitapta bilgiler belli. Burada, resimleriyle, kanıtlarıyla birlikte araştırmaları yapılmış. Evet. Bu belgeler de zaten internet sitelerinde zaten mevcut. İnternet sitenizde doğru mu hocam? Evet, evet, tamam. Sağlık Bakanlığı onaylı olması çok önemli. Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı, evet. evet. Tarım Bakanlığı olması çok önemli. Çünkü neden? Burada birçok üniversite devrede. Doğru mu Tabii, hocam? Mesela, birçok üniversite bu ürünler, bu bitkiler adına araştırmalar yapmış. Avrupa'da yapılıyor, dünyada yapılıyor. Evet. Türkiye'de üniversitelerimizin bütçesi yeterli değil. Üniversiteleri mesela Türkiye'de üniversitelerin bütçeleri çok dar olduğu için yapamıyor. Mesela enginarla ilgili Hamburg'da klinik araştırması yapılmıştır. Hamburg Riesenhastanesi diye bir hastanede
kolesterol, lipid, trigliseride olan, bağırsaklarında hazımsızlık problemi olan insanlar üzerinde denenmiş 553 hasta üzerinde. Profesör Doktor Fintilman bunu denemiş ama bütçesi var. 453 hasta üzerinde denenmiş, belgelenmiş. 453 hastayı aylarca takip edeceksiniz. Ne demek? Bu milyon dolarlık bir bütçe gerekiyor. Doğru. Yani 453 kişi hastanelerde kontrol edecek, yatacak, sürekli kontrol olacak. Bir kişinin bir günlük gecelik masrafı 5000 lira, 5000 euro. Yani çok masraflı bir iş, klinik araştırması. Evet. Türkiye'de üniversitelerimizin bütçesi yeterli olmadığı için klinik araştırması yapamıyorlar. 3 kişi için yapıyor, 5 kişi için yapıyor. Ama yurt dışında böyle bir şey yok değil mi hocam? Yani yurt dışında Almanya'daki özellikle bu ismi geçen terimleri şimdi söylemiyorum. Üniversitelerde bayağı klinik araştırmalar yapılmış yani devlet Almanya'da. Devlet yardım ediyor, teşvik ediyor. Mesela